Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Bir öğrencimiz demiş ki, hocam sayısal bende sıfırla çarpılmış. Anlıyorum, anlamıyormuş gibi soru karşıma gelince yapamıyorum. Öğrencileri sayısal konu altı videoların daha fazla olmasını istiyor diye gerçekten zorlandığını da belli eden garip bir yorum atmış. Yani özetle şunu diyor, sayısal bende sıfırla çarpılıyor. Yani sıfır diyor. Sayısalda, bilhassa da fizik, kimya, biyolojide ve tabii ki de matematikte sorun yaşadığını dile getirmiş. Başka bir öğrencimiz Eylem'de, matematiği bir türlü yapamıyorum, yardımcı olabilir misiniz hocam demiş. Arkadaşlar, tabii ki şimdi 9. sınıfa geçtik. Artık eskiden fen dediğimiz ders bir anda fizik, kimya, biyolojiye, hatta geçen sene öğrendiğiniz o mevsimler, iklim falan var ya, o da coğrafyaya dönüştü. Şimdi matematik ise hala matematik olarak duruyor. Geometri de geometri olarak duruyor. Sayısalda sorumluluğumuz arttı. Hem fizik dersinde, hem kimyada, hem biyolojide öğreneceğimiz konular esasında ileride gireceğimiz üniversite sınavında temellerini oluşturuyor. Yani TYT eşittir 9 ve 10 konuları. O yüzden biz 9 ve 10 konularını çok iyi bilmemiz gerekiyor ki TYT'yi yapalım. Bizler sizlere Aralık programımızda her bir derse matematikte, fizikte, kimyada süper videolar, süper canlı yayınlar hazırlıyoruz. Destek olmaya devam ediyoruz. Öğretmenler olarak kapıyı açıyoruz. İçeriye çalışmalarınıza, gayretinize siz gireceksiniz. Peki ama nasıl çalışacağız? Şimdi şu çok önemli. Birincisi, sadece sınıfı geçmek için çalışmayacağız arkadaşlar. Yani 9 sınıfı geçtim. Oh, çok şükür, hadi bakalım. Hayır. Yapacağımız her bir çalışma, öğreneceğimiz her bir konu esasında ileride TYT içinde, yani üniversite hayallerimiz içinde bir değer arz ediyor. Türkçeden 40, tarihten 5, coğrafyadan 5, din, kültür, ahlak, bilgisi, felsefeden 5 ve normal felsefeden 5 soru geliyor. Yani burada tabii dine göre değişiyor. Hani eğer din sorularından sorumluysanız yine felsefe çözüyorsunuz. Sayısalda ise matematikte 40, fizik, kimya, biyolojide toplam 7, 7, 14, 6, 20 soru geliyor. Dolayısıyla bunlar 9 sınıf konuları. Buradaki soruların da yarısını belirliyor. Yani şöyle düşünün, size bir pasta veriyorlar, büyük bir pasta veriyorlar. Mesela az önce bana bir arkadaşımızın doğum günüydü, bir pasta geldi. Bana böyle bir dilim verdiler. Muhtemelen ben bunu yemeye çalışacağım. Birazcık burada çirkin görünüyor ama lezzetli duruyor inşallah. Şimdi gluten ihtiyacımı karşılayacağım. Şimdi bu pastayı eğer bana böyle dilim halinde değil de bir bütün haline getirseler, böyle dilim dilim değil de bütün haline getirseler, hadi hocam şu pastayı ye deseler yemem. Ama dilim dilim olduğu zaman, dilim dilim olduğu zaman pastaları siz yiyebilirsiniz. Böyle ince ince dilimler keserek de ben biraz yamuk kestim, kusura bakmayın. Böyle dilim dilim yerseniz bu iş biter. İşte üniversite sınavında göreceğiniz konular, yani YKS, yani diğer adıyla YKS, K diye okumamız lazım. YKS sınavında hem TYT hem de AYT önemli. AYT daha önemli tabii ki. TYT 9-10 konuları, AYT 11-12 konuları. Şimdi sen bu dilimi iyi bitirmen gerekiyor. Bu dilimi bitirirken de öğreneceğin her bir konunun, çalışan her bir konunun ileride üniversite sınavı içinde sana çok büyük fayda sağladığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. AYT'ye baktığımızda yine çok ciddi bir soru sayısı, fizik, kimya, biyolojide ve matematikte karşımıza çıkıyor. Tabii sayısalcı olduğumuzda bunların önemi çok daha fazla artıyor. Çünkü bunların hiçbirine bakmayacağız. Bu sözel ve eşitler kısımlarına hiç bakmamıza gerek kalmayacak. Şimdi bütün bu derslere nasıl çalışacağız hocam? Güzel söylüyorsunuz, harika şeyler söylüyorsunuz. Dersler önemli, TYT önemli, geleceğimiz falan filan. Ama biz nasıl yapacağız hocam? Bir sürü bizi uğraştıran, engelleyen, ders çalışmaktan uzaklaştıran engeller var. Bir de bu dersler öyle basit değil ki dediğinizi duyar gibi. Şimdi birincisi arkadaşlar, öncelikle bir plan yapmanız gerekiyor. Yani şu çok önemli. Siz hedef, ortam ve plan yapmadığınız sürece, yani bir hedef belirleyip mesela 9. sınıfta takdir alacağım veya teşekkür alacağım. Ortamınızı düzenlemediğiniz sürece, plan yapmadığınız sürece, bu işlere bir hop demediğiniz sürece gerçekten bir türlü başlayamazsınız. Yani yazıldan bir gün önce birkaç çalışırsınız, oldu bitti kalır o kadar. Ama siz hedefinizi belirlediniz. Ben işte 9. sınıfta en azından TYT adına şu kitabı bitireceğim veya teşekkür alacağım. En azından derslerinden iyi bir ortalama çıkaracağım. Ortam önemli. Ortam deyince insanların aklına böyle gerçek ortamlar diyor ama artık bizim ortamımız telefon oldu maalesef. Yani telefonda ne varsa onu takip ediyoruz. Telefonumuzda Instagram'dır, WhatsApp'tır, işte ne bileyim bir sürü uygulama var. Facebook'tur, başka ne vardı? Twitter vardır falan filan. Ben çoğunu sildim. Hiçbirini kullanmıyorum neredeyse. Neden? Çünkü zamanımı öldürdüğünü çok iyi hissediyorum. Zaten telefonda bir sürü vakit kaybediyoruz. Yok WhatsApp'ta, yok şunda bunda. Bari Instagram'dır, şudur budur, onları sildim. Ha sizler dokunsanız hocam şu anda bir dakika, hayatımızı hemen bir anda karartmayın, biz onlardan vazgeçmek istemiyoruz deseniz bile ortamınızı düzenleyin. Yani belli saatlerde girmeye izin verin kendinize. Her zaman Instagram'ın içinde dolaşmayın. Bir de plan yapmak gerekiyor. Planla alakalı yapacağımız şey şu. Diyeceksiniz ki kardeşim benim sorumlu olduğum dersin Türkçe. Matematik şöyle yazayım mesela. Türkçe yazayım. Matematik, işte fizik, kimya, biyoloji diye dersleri yazdık. Bu derslerle alakalı da bitirmem gereken konular var, öyle değil mi? Bazı konular var. Mesela işte Türkçe, Türk Dil ve Edebiyat dersi birinci konu var, ikinci konu var, üçüncü konu var, dördüncü konu var. Matematikte işte üslü sayılar, köklü sayılar, karekökü sayılar, örnek veriyorum. Fizikte momentum, kuvvet, hareket, enerji. Kimyada moleküler kimya, şudur budur. Biyolojide sistemler. Böyle bir sürü konu var diyelim ki. Bu konularla alakalı sizin, bunlar sizin yapmanız gereken şeyler.
Bunları tamamlamak için de arkadaşlar tabii ki sizin belli bir yol haritası çıkarmanız gerekiyor. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani diyeceksin kardeşim ben her bir konuyla alakalı konu anlatımı videosu izleyeceğim. Yani Tonguç Akademi'nin videolarında veyahut da işte başka bir kanaldan da olabilir, hiç fark etmez. Size faydalı olduğu sürece biz herkesi destekliyoruz. Neden? Çünkü amacımız öğrencilerin başarılı olması. Şimdi konu anlatım videosunu izlediniz, tamam. Ardından ne yapmanız lazım? Tabii ki bir özet çıkarmanız lazım. Buna özet de diyebilirsin, kopya da diyebilirsin. Yani böyle postitler de çıkarabilirsin. Bunu yapacaksın matematik öğrendiği konuyla alakalı. Sonrasında sorular çözeceksin. Örnek veriyorum, 0'dan 9'a kitabından soru çözebilirsin. Dinamo'dan soru çözebilirsin. Veyahut da işte problem kitabı almışsındır, problematikten çözersin. Her bir konuyla alakalı çözebileceğin kaynakları belirleyeceksin. İşte birinci kaynak diyeceksin. İkinci kaynak diyeceksin. Üçüncü kaynak diyeceksin. Fazla kaynak koymana gerek yok. Şu anda sen 9. sınıfsın. Bunları tamamladıktan sonra da ben matematikte birinci konunun konu altı videosunu izledim mi? İzledim. Özet çıkardım mı? Belli formülleri yazdım. Birinci test kitabından çözdüm mü? Ondan çözemedim, ikiden çözdüm diye bunları tamamladığını sürece burada ne kadar çok dikkat atarsanız o şekilde konularınızı tamamlamış olacaksınız. Ve bu konuların her biri direkt TYT çalışması olduğunu unutmamanız gerekiyor. Şimdi matematikte temelden başlamamız lazım. Çünkü matematik bir anda şak diye hani 2 artı 2 eşittir 4 anladım. O zaman kök 26 üzeri 3 artı falan böyle olmuyor yani. Bu şekilde olmuyor. Mutlaka belli adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Sabırla ilerlememiz gerekiyor. Sabırlı olmak çok önemli. Yani bazen bir soruya matematikte örnek veriyorum. Bazen bir soruyu 2 dakikada çözeceğim diye bekliyorsun ama çözemiyorsun. 10 dakika veriyorsun, soru çözümünü izliyorsun, anlamıyorsun, arkadaşına soruyorsun. Bu sabra sahip olmanız lazım. Matematik birazcık sabır işi. Sabırlı olanlar matematikte çok ciddi başarı elde ediyor. Onu da söyleyelim. Ve mutlaka günde 10 tane de olsa, 20 tane de olsa soru çözmeniz lazım. Çünkü matematik çok acımasız. Böyle hani bisiklet sürmeyi öğreniyorsun. Bir yıl bisiklet sürmesen bile unutmuyorsun. Aklında kalabiliyor. Ama İngilizce, bir yıl İngilizce konuşma unutuyorsun. Matematik böyle. Bir yıl çalışma, birkaç soru çözme, kaybolup gidiyor hepsi. O yüzden bu da önemli. Fizikte kopyalar hazırla. Kopya çekmek için değil tabii ki. Bu yani şu çalışma masanızsa arkadaşlar, etrafınıza böyle akıl haritaları olabilir, postitler olabilir, küçük kartlar olabilir. Bunlarla yapacağınız çalışmalardan bahsediyoruz. Yani fizik dersinde öğrenmeniz gereken kuralları, formülleri, kanunları, konuları, kavramları kopya hazırlar gibi hazırlayıp sonradan bu kopyaları çekmeden aklınızda tutabilirsiniz. Ve tabii ki yine soru çözmek çok önemli. Kimyada periyodik cetvel çok önemli ve akıl haritaları yani az önce söylediğimiz gibi postitler, formülleri mutlaka etrafınıza asmalısınız. Biyolojide tabii ki neden sonuç ilişkisi önemli. Burada da tekrar söylüyorum. Yani sen sadece kitaptan çalışırsan kitaptan çalışmak senin canını sıkabilir, ilgi çekici olmayabilir. Ama etrafına asacağın resimler, postitler, flash kartlar, yanında o öğreneceğin bilgileri gezdirmek senin öğrenmeni çok hızlandıracaktır. Bizler öğretmenler olarak sizlere 9. sınıf kanalımızda bütün konularla alakalı hem ÖSYM standartında hem de 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına uygun şekilde süper videolar hazırlıyoruz. Rehberlik videoları hazırlıyoruz. Kitaplarımızla TYT'de Türkiye'de derece yapmış birçok öğrencinin çözdüğü problematik gibi kitaplarımızla 9. sınıf Dinamo Matematik 0'dan 9'a matematik gibi efsane kitaplarımızda ki bunların fizik, kimya, biyoloji diğer branşları da var. Bunlarla size destek olmaya çalışıyoruz. Mesela 0'dan kitabımıza konu soru yapıyoruz ama küçük küçük lokmalara bölüyoruz. Yani bir konunun küçük bir parçasını öğrettikten sonra sorulara geçiyoruz. Ya da Dinamo'da konuyla alakalı örnek sorulardan sonra fen lisesine özgü sorularda olduğu gibi tarama testleri veriyoruz. Ardından tekrar testleri, ardından ÖSYM tarz sorular çözüyoruz. Niye hocam? 9. sınıf ÖSYM. Dedik ki işte TYT'nin konularını barındırıyor. O yüzden bunlardan da soru çözmeni sağlıyoruz ve hatta yazılılarda fayda olması için yazılı soruları da veriyoruz ve her bir soruyu, yazılı sorusunu da, ÖSYM sorusunu da, fen lisesi sorusundan bütün soruları da hocalarımız sizler için detaylı bir şekilde çözüyor arkadaşlar. Bütün bunları Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç kitapçısından alabilirsiniz. Bizler en başta söylediğim gibi sizlere güveniyoruz. Sizler de kendinize inanın, çalışın ve bu işleri güzel güzel halledin. Hadi bakalım. Şimdiden başarı yolculuğunda sizlere kolay gelsin diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.